Bugün ligin ilk maçı. Tabii şimdi oynadığımız takım belli. Biz de koskoca bir Kayserispor'uz. Yani ben bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Bizim için Galatasaray'la İstanbulspor'un hiçbir farkı yok arkadaşlar. Yani bu ligde, Süper Lig'de artık hiçbir takımın birbirinden farkının da olmaması gerekiyor zaten. Onun için bugünkü beraberliğe ben sevinmiyorum. Kaçan galibiyete üzülüyorum. Galip gelebilirdik. Son derece takım iyi hazırlandı. Çağdaş Hoca ve ekibini ben burada hepinizin huzurunda tebrik ediyorum. Bu kadar kısıtlı kadroya rağmen bugün sergiledikleri futbol, insanlara izlettirdikleri takım, herkesin alkışlayacağı bir takım. Lütfen onları alkışlayın. Zaman zaman hatalar da olacaktır ama o kadar özverili ve yürekli çocuklar ki sahada bunu hepsi ayrı ayrı ispat etti. Ali Karim'i küçük bir sakatlığı var. Korkacak bir şey yok. Hoca risk etmemek adına son 10 dakikayı 9 kişi oynamamıza, 10 kişi oynamamıza, yani bu riske rağmen futbolcuyu risk etmemek gerekiyordu. Bu yüzden son uzatmadaki 8 dakikayı ve oyundaki 2 dakikayı maalesef bir kişi eksik oynadık. Olabilir ama Kayserispor son 10 dakika da olsa bu kadar sıcak bir havada karşısındaki takım kim olursa olsun motive olduğu zaman ne yapabileceğini herkese gösterdi. Ben herkesi çok tebrik ediyorum. Çalışanlar dahil bütün kulüpteki emeği olan herkese buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün inanılmaz ilgi gösterip tribüne gelen bütün özellikle gurbetten gelip Kayserispor özlemini yaşayan, çeken bütün gurbetçi kardeşlerime, şehrimizdeki her gün Kayserispor'la yatıp kalkan bu fedakar seyirciye, Kapalı Kale'ye buradan ayrı ayrı sevgilerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Bir de bir konu daha söyleyeyim. Arkadaşlar bu tahta ile ilgili herkes çok merak ediyor, soruyor. Şunu buradan söylemekte fayda var. Bu yürüttüğümüz süreç inanılmaz zor ve psikolojik bir harp yapıyoruz aslında. Biriken bütün sorunların çözümü bir haftada olmuyor. Yani biz bir haftadır bir kulübe ulaşmaya çalışıyoruz. Hala da kulübe ulaşamadık. Yıllar öncesinden işte kalan bir bakiye. Onun için şu ana kadar yaklaşık Kayserispor'un sorunlu olan 15 dosyasını kapattık. O kulüplerle helalleşerek, paralarını ödeyerek kulübümüzü yavaş yavaş böyle tertemiz bir noktaya taşımak için yönetimim, ben, şehrimizin büyükleri, özellikle buradan medar iftiharımız, şehrimizin medar iftiharı artık bugün Türkiye'nin medar iftiharı oldu. Haseki Bakan'a ben kulübüm ve Kayseri, büyük Kayseri Spor Camiası adına sonsuz teşekkür ediyorum. Hulusi Paşa'mıza yürekten teşekkür ediyoruz. Memduh Başkanımıza, Sayın Valimize, Baki Ersoy Milletvekilimize, Erciyes Anadolu Holding'in CEO'su Alparslan Baki Ertekin Bey'e, şeker fabrikamızın başkanı Hüseyin Akay Bey'e, bunların her biri bu tahtanın nasıl açılacağıyla ilgili zamanlarını ve mesailerini benim sürekli aramamdan artık bana da kıyamıyorlar anladığım kadarıyla. Sık sık bir araya geliyoruz. Bu sorunları çözmek için de büyük bir gayretin içerisine düştük hep beraber şehir olarak. İş adamlarımız sağ olsunlar, herkes büyük paralar veremeyebilir ama biz duaya da talibiz. Hayır dua da istiyoruz. Çünkü bu sıkıntılı bir süreç ama bilesiniz ki bu Kayserispor'un şu andaki yürüttüğümüz sürecini Allah'ın izniyle alnımızın akıyla tamamlayacağımızdan ve Kayseri kamuoyuna bunu ilan edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah bu başarılacak. Bir şey daha söyleyeyim. Bugün
Kayserispor takımı ilk maçına çıktı. Hiçbir futbolcumuza, kulüp çalışanımıza, teknik kadroya 1 TL borcumuz olmadan çıktı. Herhalde bu da takdire şayan bir durum. Onun için Allah bu gayretlerimizin karşılığını, çünkü bizim burada kendimize bir mevki edinelim, bir şov yapalım veya başka bir şey, böyle bir amacım yok. Asla bunlara ihtiyacım da yok. Onun için benim yaşadığım şehre bir borcum olarak görüyorum. Biz Kayserispor'u çocukluğumuzdan beri hayal dünyamızda sürekli yaşatmışız. Onun için de hem şehre borcumuzu hem de Kayserispor'umuza görevimizi hakkıyla yapmaya çalışıyoruz. Bu arada benimle birlikte mesai harcayan değerli Başkan Vekilimiz Nurettin Açıkalın'a, Samet Koç'a, Tufan Koç'a, Erol Çetin'e, Genel Sekreterimiz Hüseyin Beyhan Bey'e sizlerin aracılığıyla gerçekten yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bir teşekkürü de özellikle üstüne basa basa Süleyman Akın, bizim yönetim kurulu üyemiz, herhalde bir 2-3 aydır işini gücünü terk etti. O da Kayserispor'la yatıyor, Kayserispor'la kalkıyor. Belki de ilk defa locaların tamamı şu anda şehrimizin insanlarına tahsis edilmiş durumda. Bu konuyu da Süleyman kardeşim başardı. Onu da çok muhabbetle kucaklıyorum. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Kayserispor bugün iyi, yarın daha iyi olacak. Asla bunu unutmayın. Sağ olun. Bir dosyam var. Tahta, meşhur tahtamızı kırılması için bir dosyam kaldı. Biz tahta kırmayız abi. Ya da neyse aşarız. Görevimizi yaparız inşallah. Peki 7 dosyam var. Yok. Daha dosyalarımız var ama şöyle söyleyelim. %50'si gibi düşünelim. Hafta sonuna kadar inşallah bakalım ne netice alırsak onu gene basına bilgilendirme toplantısı yapar bildiririz. Sağ olun. Sağ olun, iyi akşamlar.